Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza baktığımızda t eşittir 0 anında anahtar kapatılıyor. Anahtar kapatılmadan önce kondansatörün uçlarında 40 volt bir daha önceden tutmuş olduğu bir gerilim var. t eşittir 0 anında anahtar kapatıldıktan sonra kondansatörün akım ve gerilim denklemlerini yazalım diyor soru. Evet soruya baktığımızda biraz devre karışık verilmiş. Önce bir devreyi bakalım sadeleştirebileceğiz mi? Daha alışmış olduğumuz yani dikdörtgen forma getirebileceğiz mi? Buna bakalım. Bunun için bakın şöyle yapıyorum. Buraya A noktası buraya da B noktası diyorum. Ve şuraya A noktamı alıyorum. Bu A ile B arasında kondansatörüm var. Şimdi A noktasından çıktıktan sonra bir R2 direncim var. Bir R2 direncimi çiziyorum. B noktasından çıktıktan sonra anahtarım var. Şöyle geleyim. B noktasından çıktım. anahtar Geldim. Anahtardan sonra ikiye ayrılıyor. Biri R3 üzerinden R2'ye bağlanıyor. Anahtardan sonra ikiye ayırayım. Biri R3 üzerinden R2'ye bağlanıyor. Buraya C dersek eğer burası işte C noktası olacak. Şurası A. Şuraya da B diyelim. R3 üzerinden C'ye bağlandık. Evet r 3 C'ye ve R4'ten de E'ye gidiyoruz. Burada ikiye ayrılmıştık. Burada bir R4 direncim var. Gerilim kaynağımın eksi ucu var. Geldim artı uçtan bir R1 direncim var. Onu da şuraya çizeyim. R1 direncim var ve R1 direncimin çıkışı da C ucuna bağlanıyor. Değerlerimi yazacak olursam bu 5. Buna kadardı 18. Bu 7. Ve bu 2. Bunların hepsi kilo. Evet. Kondansatörüm burada ve uçlarında A artı B eksi 40 volt gerilim var. Şimdi biraz daha alışık oldum. Devre düzenine geldi. Hatta şöyle de yapabiliriz. Konansatörüm burada 5K'lık direnç, 18K'lık direnç. Burada anahtar. 7K ile 2K'yı birleştirip tek bir direnç olarak 9K olarak buraya ekleyebiliriz. Çünkü seri bağlılar. 9K, 18K gerilimim 120 volt ee, ve burası da 5K burası da, da kondansatörüm var evet şimdi sorum artık bu şekle getirdim ve burada anahtar kapatılmadan önce kondansatörün uçlarında 40 volt gerilim olduğunu biliyorum peki kondansatörüm şimdi aradığım soru şu kondansatörüm kaç volta şarj olacak 120 volta şarj olmayacak çünkü arada 18K'lık bir direnç var ne yapıyorduk kondansatör burada yokmuş gibi düşünüyorduk bu uçlarda ne kadar gerilim olur? Yani kondansatörü bu devreden kaldırırsanız VAB gerilimi ne kadar olur? Kondansatörün şarj olacağı gerilim budur. E bu gerilim burasını eğer açık devre yaparsanız bu 18k'lık direncin uçlarındaki gerilime eşit olacaktır. Fakat ben şunu biliyorum ki eğer ben bu devreyi bakın dikkat edin. Bir kondansatör, bir direnç ve bir gerilim kaynağı haline getirirsem en sevdiğim devre haline gelir. Yani buradan sonra artık bütün denklemleri ezbere biliyorum artık. Yani bu devreyi bu hale getirirsem çözüme çok kolay ulaşacağım. Peki bu devreyi bu hale nasıl getirebilirim? Biz işte burada diyoruz ki burası A burası hatta anahtarı da buraya alalım. Anahtar da burada olsun. Burası da B olsun. İşte şu devrenin bu bölümünü tevenin eşdeğerini çıkarırsam devrenin bu bölümü bir direnç ve bir gerilim kaynağı haline gelecektir. Ve ondan sonra kondansatörlü anahtarı buraya ekleyeceğim. İşte bu şekilde çözüme çok daha kolay ulaşırım. Peki burada bu devreyi TV'nin eş değerini nasıl çıkarırız? TV'nin eş değerinde ne yapıyorduk? Bunu buradan ayırıyorduk, ayırdık. AB noktalarından baktığımızda eşler direnç ne kadardır? Bunu hesaplıyorduk. Bunu yaparken akım kaynaklarının açık devre, gerilim kaynaklarını kısa devre gibi düşünüyorduk. Şimdi şu AB noktalarından bakıp burayı kısa devre gibi düşünürsek, bakın A'dan çıktınız 5K'lık bir direnç, 18K'lık bir direnç, burası B ve gerilim kaynağını kısa devrettim 9K'lık bir direnç. Burası 5K. İşte 9K, 18K, 6K yapacaktır. 6K, 5K, 11K yapacaktır. Demek ki RTV'nin direncim, yani ben bütün bu devreyi AB noktalarından okuduğum, gördüğüm direnç 11 kilo ohm olacaktır. Peki AB noktalarının gerilimine kadardır? AB noktalarının gerilimi, bu elemanı buradan çıkarıyordum ve bu AB noktalarının gerilimi görüyorum ki 18K'lık direncin uçlarındaki gerilime eşittir. Peki 18 kalk direncin uçlarındaki gerilim. Burası açık devre olduğuna göre buradan akım geçişi yoktur. Şurada bir akım dolaşmaktadır. Bu akım çarpı 18K. Yani artık şurası tek bir devre gibi düşünürsem 120 volt, 9K'lık bir direnç, 18K'lık bir direnç ve 0 volt. Benim aradığım şu gerilim. 9 ile 18 arası. Yani şu noktanın gerilimi bana TV'nin gerilimini verecek burası 9'du. Burası 18'di. Tabii K'ları unutmayalım. Peki gerilim bölme kuralı bana burada ne diyor? Diyor ki buranın gerilimi 18 bölü toplam direnç 27 çarpı kolun gerilimi 120. Burada arkadaşlar VTV'nin gerilimini 80 volt olarak hesaplarım. Buranın gerilimini 80 volt olarak hesapladım. Öyleyse artık bu bu devreyi bu hale getirdim. Buradan buraya geldim. ve Dedim ki buradan ben bir direnç, bir gerilim kaynağı haline dönüştürebilirsem çok kolay ben bu soruyu çözerim. Ee, ben TV'nin teoremini de bildiğime göre bunu kullanabilirim. TV'nin teoremini kullandım ve artık devreyi 11K bir direnç, 80 volt bir gerilim ve 40 volt uçlarında gerilim olan bir kondansatör haline getirdim. Evet şimdi... E, Artık akım ve gerilim denklemlerimizi yazabiliriz. Burada 80 voltluk bir gerilim kaynağım var. Burada 11K'lık bir direncim var. Burada bir anahtarım var. Burada da bir kondansatörüm var. Kondansatörün uçlarında da 40 volt gerilim var. Artı, eksi. Evet, bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Eğer kondansatör, devreye bağladığınız kondansatör yani anahtarı kapattığınız anda kondansatörün uçlarında halihazırda bir gerilim varsa bunu şu şekilde dikkat alıyorduk. Vc gerilimi diyorduk. Bu devrenin çalışmasının sonunda ben kondansatöründeki gerilimin kaç olmasını bekliyorum. Kaynak gerilimine eşit olmasını bekliyorum. 80. Ee, peki kondansatörüm şu anda 80 volt olabilmesi için kaç volt geriliminin yükselmesi gerekiyor? 40 volt. Eksi 40 çarpı e üzeri eksi t bölü to yani bu şarj olacak gerilimdir. Bakın yani üstel olarak davranılacak gerilim kısmı budur. 40 çarpı aslında bu biraz önceki videoda anlattığım gibi bir azalmadır. Fakat 80'den bunu çıkardığınızda bir artış olarak göreceksiniz. Yani kondansatörün gerilimi burası eğer 0 volt ise şöyle burayı da 80 volt gibi düşünelim. Burası da 40 volt olsun zaten 40 volt gerilim var. 40 volttan 80 volta çıkacak gerilim seviyesi. İşte e, üstel olarak davranan kısım, E üzeri eksi T bölü tolu kısım buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet kondansörün e, gerilim denklemini yazdım, akım denklemini yazacak olursam ne olacak arkadaşlar? Şu 11 klık direnç belirleyecek bu e, devrenin akımını. Peki bu 11 klık direncin uçlarında ne kadar gerilim var? Burada 80 volt. Anahtarı kapattığım anda burada da 40 volt. Öyleyse bu uçlarda 80-40, 40 volt gerilim var. Ve direnç değerim de 11K çarpı E üzeri eksi T bölü TO olacaktır. Bu da 3,63 çarpı E üzeri eksi T bölü TO miliamper yapacaktır. Tabi TO'yu hesaplamadık. TO'yu da hesaplarsak denklemlerimiz tam olacak. R'imiz 11K çarpı... C'miz kondansatörümüz ne kadardı? E, kondansatörümüz 40 mikrofaradmış, 40 mikrofarad yani 11 çarpı 10 üzeri 3, 40 çarpı 10 üzeri eksi 6 buradan 440 mili saniye olarak e, To değerimizi hesaplarız yani 0,44 saniye bunu da burada yerine iki denklemde de yerine yazarak artık bize verilecek herhangi bir T anı için kondansatörün akımı ve gerilimini belirleyebiliriz. Evet, umarım anlaşılmıştır.